Bambi. Sık ağaçlarla kaplı bir orman varmış. Bir sabah ormanın bir köşesinde bir küçük ceylan yavrusu dünyaya gelmiş. Ceylan gözlerini dünyaya açar açmaz annesini görmüş. Annesi şefkatle ona bakmış. Kuşlar, "İsmi ne olacak?" diye sormuşlar. Anne ceylan, "Bambi" demiş. Ormanın bütün hayvancıkları anne ceylanı kutlamışlar. Sincaplar ve tavşanlar küçük Bambi ile tanışmak için koşmuşlar. Bambicik ise zar zor hareket edebiliyormuş. Daha yürüyemiyormuş bile. Anne ceylan yavrusunun yanına gelip onu öpüp koklamış. Bambi titreyen bacaklarıyla bir iki deneme yapmış, nihayet ayaklarının üzerinde dimdik durmayı başarmış. Günler su gibi geçmiş. Bambi de büyümüş. Ormanın içinde koşuyor, zıplıyor, her şeyi tanımaya çalışıyormuş. Bir gün Bambi sevimli bir tavşancığa rastlamış. Arkadaş olmuşlar. Tavşancık kendisine "Pom pom pom" diye bir ses duyarsan hemen kaç demiş. O sırada bir kelebeğin peşinden koşarak oradan uzaklaşmış. Kelebek uçmuş, Bambi takip etmiş. Nihayet hava kararmaya başlayınca Bambi etrafına bakmış. Hiçbir yeri tanımıyormuş. Eyvah, kayboldum diye ağlamaya başlamış. O sırada arkadaşı tavşan gelmiş. Bambi'yi çayırda kendisine endişeyle arayan annesinin yanına götürmüş. Yaz bitmiş, kış gelmiş. Karların arasında dev boynuzları olan büyük bir geyik görünmüş. Küçük Bambi, "Sen ormanın prensi olmalısın," demiş. Geyik de, "Sen de Bambi olmalısın. Gel benimle," demiş. Bambi bu geyiğin boynuzlarından korkmuş. Geyik, "Korkma Bambi," diye devam etmiş. "Ben senin babanım. Seni seviyorum ve daima seni koruyacağım. Sana bütün bildiklerimi öğreteceğim. Seni kendim gibi ormanın büyük prensi yapacağım," demiş. Bambi bu yakışıklı geyiğin babası olduğunu duyunca çok sevinmiş. Günler günleri, aylar ayları kovalamış. Bahar yeniden gelmiş. Bambi'nin iki güzel boynuzu gelişmiş, kuvvetlenmiş. Ormanlar prensinin öğütleri Bambi'nin daima yardımcısı olmuş. Bir gün Bambi dişi bir ceylana rastlamış. Ormanda daima bu geyiğin peşinde geziyormuş. Onun başına bir şey gelmemesi için elinden geleni yapıyormuş. İlkbaharda Bambi koşmaya başlamış. Sevimli tavşan ve kurnaz kokarca da ona arkadaşlık ediyorlarmış. Birlikte oynamaya başlamışlar. Bambi boynuzuyla gururlanıyormuş. Çünkü boynuzları sayesinde herkes onu prens kabul ediyormuş. Vahşi hayvanlara karşı da boynuzunu kullanıyormuş. Bambi günlerini yeni arkadaşı dişi ceylanla geçiriyormuş. Onunla evlenmeyi düşünüyormuş. Fakat başka bir erkek geyik de bu ceylanı görmüş. Bu erkek geyikle Bambi boynuzlarıyla çetin bir dövüşe girişmiş. Sonunda Bambi kazanmış. Dişi ceylan gülümseyerek yanına gelmiş. Bambi'nin eşi olmayı kabul etmiş. Bir gün Bambi'nin karısı ceylan ormanda dolaşırken havlama sesleri duymuş. Bir avcının köpeği onu kovalıyormuş. Zavallı ceylan yakalanırsa ölecekmiş. Bağırmaya başlamış. "İmdat! Bambi yetiş!" Bambi cesaretle ortaya atılmış. Karısıyla köpeğin arasına girerek onun kaçmasını sağlamış. Bambi ormanlar prensi babasının öğütlerini hatırlamış. Cesurca köpeğe saldırmış. Köpek Bambi'nin hamlesini görünce şaşırmış. Köpekle aralarında bir savaş başlamış. Bambi boynuzlarını çok iyi kullanarak köpeği korkutmuş ve kaçırmış. Sonra da Bambi av köpeğini kovalamaya başlamış. Fakat Bambi'nin şansı bundan sonra yardım etmemiş. Avcılardan biri oraya gelmiş. Silahını doğrultup Bambi'ye nişan almış. Pom pom! Bambi büyük bir acı ve vücudunda sıcak bir sıvının varlığını hissetmiş. Tavşanın uyarısını hatırlamış. Pom pom diye bir ses duyarsan hemen oradan uzaklaş.
acısına rağmen ormana doğru kaçmış. Ormanda onu babası prens karşılamış. "Oo, benim zavallı yavrum Bambi," demiş. Yarasının tedavisi için çalışmış. Bambi hiç sesini çıkarmadan babasını izliyormuş. Babası, "İnsanlardan kaçmalısın. Onlar bizim gibi geyikleri avlıyorlar," demiş. Gidebilecekleri güvenli bir yer aramaya başlamışlar. Bu sırada avcılar büyük bir orman yangını çıkarmışlar. Bambi, orman prensini takip ederek anne geyiğin ormanına doğru gitmişler. Her yeri ateşler kapladığı için babası onu nehrin içinden geçirmiş. Çünkü ateş suyun içine giremiyormuş. Nehrin karşı yakasına geçmişler. Orman prensi, "Hoşça kal oğlum, artık büyük bir geyik oldun," demiş. O sırada ağaçların arasından karısı çıka gelmiş. Bambi'yi karşılamış. Onun yaralarını sarmaya başlamış. Bambi iyileşene kadar karısı ona bakmış. Bir daha hiç ayrılmamışlar. Onlar güzel bir yavrularının olmasını istiyorlarmış. Kış mevsiminin ardından yine bahar gelmiş. Bambi'nin ailesine o bahar bir kişi daha katılmış. Tavşancık onları ziyarete gelmiş. "Oo Bambi, tebrikler. Küçük bir bebeğiniz mi oldu? İsmi ne? Benimle ormanda oynamaya gelir mi?" diye sormuş. Mutluluktan hepsi gülümsüyorlarmış.